6 Şubat'ta Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremlerde hasar alan ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan Çukurova ilçesi Güzelyalı mahallesindeki Alpergün apartmanı 96 kişiye mezar olmuştu. Apartmanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpergün hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırılması istendi. Adana'da 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Hasan Alpergün'ün ilk duruşması sabah saatlerinde başladı. Alpergün yaptığı savunmada denetimin ardından gereken tüm ruhsatlar ve son olarak iskan alındı. Hiç eksik malzeme kullanmadım. 6 Şubat'ta büyük şiddetli bir deprem yaşandı. Binanın yıkılma sebebi ilk olarak bu şiddettir. Diğer nedense yağmur, güneş enerji depolarının akıntıları ve su deposunda yaşanan sızmalar sonucu betonun içerisine işleyen suların beton kanserine neden olmasıdır sözlerine yer verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaşanan depremlerden sonra her depremzede gibi uzaklaşmak için gittiğini ifade eden Alpergün, olayın şokuyla travma yaşadım. Kaçmak için gitmedim, zaten amacım o olsa başka yere giderdim. Arandığımı öğrenince gidip bizzat polise teslim oldum. Bilirkişi raporunda karat örnekler hatalıdır, gereken itirazları yaptık. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum. Sanığın ardından duruşmaya katılan müştekilerin ifadeleri dinlendi. Müştekiler apartmandaki daireler veya iş yerlerindeki kolon kesme iddialarının asılsız olduğunu, yapımında kullanılan malzemeler nedeniyle enkazın kum yığını haline aldığını ve Hasan Alpergün'den şikayetçi olduklarını belirtti. Soruşturma olası kastla yürütülmüş olsa da savcı hiçbir açıklama yapmadan, hiçbir neden öne sürmeden iddianameyi bilinçli taksiye çevirmiş durumdaydı. Bütün meslektaşlarımızla beraber savunma yaptık. Ek savunma talep edildi. Bu yüzden olası kasttan. Olayı ek savunma talep edildi. Tutukluluk hali, kaçma şüphesi ve tanıkları etkileme şüphesinden kaynaklı olarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. Öte yandan sanık Alpergün yaptığı savunmada yakınlarını kaybedenlerin maddi zararını karşılayacağını söyledi. 100 kişinin ölümü mükadderat mı?